Mektubunu aldığım andan beri meraktan ve ıstıraptan deli gibiyim. Aramızdaki her şeyi unutup kocanla beraber Paris'e gideceğini yazıyorsun bana. Ben senin için bir sevgiliden çok daha ilerideyim andan. Lale'nin, kızımızın babasıyım. Talihimizin en kötü tarafı kocanın benden evvel önüne çıkması. Ve bugün sevmediğin halde kocanla gideceğini, beni terk edeceğini yazıyorsun. Buna asla razı olmayacağım andan. Eğer iki gün zarfında buraya gelmezsen ben İstanbul'a geleceğim. Kocanla konuşup her şeyi anlatacağım. Aşkımızı dile getiren mektupları göstereceğim ona. Sevgi bizi, hasretimiz bilsin anne. Lay 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 lay, lay lay lay. Affedersiniz hanımefendi, yanılmıyorsam Suat Bey'i bekliyorsunuz. Evet. Suat Bey herhangi bir dedikoduya sebebiyet vermemek için beni yolladılar. Kendileri çiftlikteki evlerinde sizi bekliyorlar. Peki, hemen gidelim. Anne, sevgilim. Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Affedersiniz, fakat... Ben Nevin Giray, Handan'ın yengesiyim. Abiyle evliyim. Memnun oldum. Handan sizden sık sık bahsederdi. Buraya sizi gönderdiğine göre demek ayrılma kararı katli. Evet. Her ikinizin de hayatını ve şerefini korumak için benim gelmem icap etti. Her tehlikeyi göze alarak geldim buraya. Fedakarlık yapmanıza lüzum yoktu. Çünkü sadece Handan'la beni ilgilendirir bu konu. Lütfen dinleyin beni. 5 senedir evliyim. Kocam şu anda Avrupa'da. Bugüne kadar ondan habersiz hiçbir şey yapmadım. Buraya gelişimi öğrenirse hakkında hiç de hayırlı olmaz. Buna rağmen geldim. Eminim ki şu anda Handan bile yokluğum hakkında bir yalan uydurmaya çalışıyordur kocasına. Nevin'e Bursa'ya gitmesi için ben ısrar ettim. Ayşe'yi çok özlemişti. Ben de annemin durumunu merak ediyordum. Bir gece kalıp dönersin dedim. Genç bir kadının tek başına Bursa'ya kadar gitmesi hiç doğru değil. Ekrem burada olmadığına göre ondan ve hareketlerinden ben mesulüm. Haber vermesi lazımdı. Affedersin. Bunun suçu bana ait. Çünkü ben ısrar ettim. Bir daha tekerrür etmez. Hayır. Yemin ederim Handan kocasını değil sizi seviyor. Bütün kalbiyle, bütün ruhuyla sizi seviyor. Buna rağmen onu terk edip bana gelmedi değil mi? Evet gelmedi. Bir ailenin şerefini lekelemekten korktu. Kocası Paris'e sefir tayin edildi. Abi, yani kocam Avrupa'da doktorluk ihtisası yapıyor. Annesinin durumu kötü, kalbinden hasta. Bu kadar kritik bir durumda kocasından ayrılmaya kalkması korkunç hadiselere sebep olabilir. Bir tarafı perişan ederek, diğer tarafta mutlu bir yuva kurmak kolay değil. Onun için kolay olan ne? Beni terk etmek mi? Unutmayın ki sadece sevilen bir kadın değil o. Bir ana, bir yavrusu, gece gündüz onu sayıklayan bir çocuğu var. Gelin benimle. Evet, biliyorum. Handan her şeyi anlattı bana. Bütün bu acı durumlar içinde en çok düşünülecek konu bu. Handan'ın en büyük tesellisi Lale'nin sizin yanınızda olması. Yeter mi bu? Annesi hayatta olan bir yavruyu onu ana şefkatinden mahrum etmek en büyük günah değil mi? Bir takım kutsal bağlardan bahsettiniz bana. Bir anne için çocuğu da kutsal değil mi? Devam etmeyin ne olur, hemen gitmeliyim. Biraz durun lütfen. Teklifinizi kabul ediyorum. Onu bir daha asla rahatsız etmeyeceğim. Kendi yavrusunu terk eden bir kadın benim nazarımda zaten kaybolmuş sayılır. Son bir veda mektubu yazacağım ona. Birkaç gün sonra her zamanki adresten alsın. Ya öbürleri, diğer mektuplar? O mektupları saklayacağım. Boşa giden aşkımın vefasız bir kadının hatırası olarak ölünceye kadar saklayacağım. Zaten artık ben de buralarda kalamam. Yeni romanımı yazmak için Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorum. Yolunuz açık olsun Nevin Hanım. Anlayış gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok asil ruhlu bir insanmışsınız Suat Bey. Allah'a ısmarladık. Fikrimi değiştirdim Osman Efendi. Kızımdan başka bu evde Handan'dan bir hatıra kalmasını istemiyorum. Hemen cipa atla, tren kalkmadan bu mektupları biraz evvel giden Nevin Hanım'a yetiştir. Peki beyim. Thank you.
yaşıyor. Bir doktor var mı? Şu köşede var galiba. Ben gideyim doktor başı. Ne oldu? Her şeyi anlat bana. Ne olacak? Kurtuldun artık. Razı oldu mu? Evet. Her şeyi büyük bir ıstırapla kabul etti. Ah, oh, sevgili kardeşim. Sana neler borçlu olduğumu bilemezsin. Hoş geldin Nevin. Yolculuğun nasıl geçti? Mükemmel. Anneniz nasıl? Annem mi? Evet. Herhalde Paris seyahatimiz onu çok üzmüştür. Yok, hayır. Mesleğinizde başarılı adımlar attıracak bu seyahate sevindi tabii. Telgrafımdan bahsetti mi size? Telgraf mı? Evet. 2 gün evvel bir veda telgrafı çektim. Ayrıca buradaki işlerimin takibi için kendilerine bir vekaletname bırakacağımdan bahsettim. Bu konulardan hiç bahsetmedi bana. Çok garip doğrusu. Murat, Nevin çok yorgun görünüyor. Bırak dinlensin. Öğrenmek istediklerini sonra sorarsın. Haklısın. Gazetelerimiz, bir de mektubunuz var. Odanıza bırakayım mı? Hayır, bana ver. Müsaadenizle. Beni çok güç bir durumdan kurtardın. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Unutarak, bu aşkı kalbinden silerek... Bundan sonra yuvana, kocana bağlı bir kadın olman lazım Handan. Sakın yanlış anlama beyefendi. Handan Hanım beni evden kovdu, işten attı diye yazmıyorum bu mektubu. Allah şahidimdir, senelerce ekmeğinizi yedim. Bir günden bir güne kalbimi kırmadınız. Kötü bir söz etmediniz bana karşı. Onun için yazıyorum. Karınız sizi aldatıyor, bir başka erkekle sevişiyor. Lale'yi görünce çok üzüldüm. Çocuğu unut, onun sevgisini kalbinden at diyemem. Bu çok büyük bir günah olur. Nasıl unuturum? İmkan mı var buna? Nevin, bir daha onları görememek ihtimali ne korkunç bilemezsin. Her şeyim de onlar benim, her şeyim. Şimdi artık yeni bir yolun, yeni bir hayatın başındasın. Düşüneceğin bir tek erkek var, o da kocan. Çok uğraştım beyim, nerede buluştuklarını bir türlü öğrenemedim. Ama mektupların nereye geldiğini biliyorum. Postaneye, Osman Bey'deki postaneye beyim. Karınız hep oradan alırdı aşığından gelen mektupları. Ya mektuplar, aldın mı? Hayır, vermedi. Ölünceye kadar saklayacağını söyledi. Sadece son bir veda mektubu yollayacak sana. Her zamanki adresten alsın dedi. Peki ama... Acaba hanımlar misafir kabul ediyorlar mı? Abi! Canım kardeşim. Bu ne sürpriz? Görmeden gideceğimi de üzülüyordum. Üzüleceğini bildiğim için geldim ben de. Öpmeyecek misin beni? Ekrem! Ekrem sevgilim! Canım bir tanem! Murat! Bu saatte seni evde bulacağımı hiç tahmin etmiyordum. Benim için sürpriz oldu bu. Seyahat hazırlığıyla meşgulüm. Hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim ya sen? Gördüğün gibi. Hemen bir duş yapmak ister misin? Tabii, çok iyi olur. Sen de masayı hazırlat şekerim, herhalde acıkmıştır. Hem de nasıl? Ne oldu, bir şey mi var? Yok, hayır. Yemeği hazırlatsan iyi olur. Hemen şimdi. Peki, annemle vedalaşmak için Bursa'ya gitmeyecek misiniz? Vaktimiz olmadığı için 2 gün evvel bir veda telgrafı çektim. Sonra Nevin de oradaydı, bu sabah geldi. Öyle mi? Evet. Yolcu etmeye gelmeyecek mi? Hayır, zannetmiyorum. Yani bu konuda hiçbir şey söylemedi. İşin tuhafı, çektiğim telgraftan bahsetmemiş. Tuhaf, yoksa... Bugünlerde sıhhati pek iyi değil. Üstelik Ayşe de yanında. Biliyorsun, hastalanınca... Hasta mı? Neyi var? Biliyorsun abi, kalp. Maalesef son günlerde bir kriz daha atlattı. Sen nasıl buldun annemi? İyiydi. Çok iyi buldum ben.
Mütereddit bir halin var. Yok, hayır. Sizi yolcu ettikten sonra hemen Bursa'ya gitmek niyetindeyim. Birkaç gün kalırız Nevin. Sonra Ayşe'yi de alır döneriz. Tabii, çok iyi olur. Ne fena, bir yarınımız kaldı. Yapılacak o kadar çok işim var ki birçok yere uğramak lazım, terziye bile. Yolculuk için birkaç elbise ısmarladım, onları bile alamadım daha. Yarın uzun bir gün. Programla hareket edersen bütün işlerini rahatlıkla halledebilirsin. En önemlilerini bile. Tabii. O mektubu bana ver. Hayır. Burada bir rezalet çıkmasını istemiyorsan itiraz etme, hemen ver mektubu. Dışarı çıkalım lütfen. Mektubu ver yoksa zorla alırım senden. Yanılıyorsun, mektup bana ait değil. Kime ait olursa olsun mektubu istiyorum. Nevin. Demek bu mektup Nevin'e ait. Evet. İnan bana, bu mektubun aşkla herhangi bir erkekle ilgisi yok. Nevin kimsesiz birine yardım ediyor sadece. Mektup o kadına ait. Senelerdir tanıyorsun Nevin'i. O kocasına ihanet edecek bir yaratılışta değil. Yuvasına ne kadar bağlı olduğunu görüyorsun. Yalvarırım saadetlerini yıkma. Ver mektubu bana. Pekala. Mektubu vereceğim ama sana değil. Ona, Nevin'e. Nasıl yaparsın bunu? Mektupları nasıl benim ismime yazarsın? Sadece bir tedbir olarak düşünmüştüm. Mektuplar her zaman senin adına geliyordu. Ah Handan, neden karıştırdın bu işe beni? Ya Ekrem duyarsa? Bu mektuplardan biri eline geçerse ne yaparım ben? Yuvam yıkılır, bütün saadetim mahvolur. Beni asla affetmez, asla. Ne olur üzülme, Murat'ı ikna ettim. Yarın giderken mektubu sana verecek. Ondan sonra her şey kapanacak, her şey bitecek, göreceksin. Yalvarırım üzülme Nevin. Emanetinizi daha önce vermediğim için özür dilerim. Handan bana her şeyi anlattı. Sizi affediyorum. Kıskançlık çok kötü bir his. Haklısınız. Murat, abim seni gümrük kontrolü için çağırıyor. Peki, gidiyorum. Mektubu aldın mı? Evet. Vereyim mi sana? Hayır hayır, sende kalsın. Yırtarsın. Merak etme. Ve bir daha da böyle bir delilik yapma. Unutma ki ben yanında değilim artık. Bana yaptığın fedakarlıkları asla unutmayacağım. Tuhaf, bugünlerde bütün çocukları Ayşe'ye benzetiyorum. Olabilir, bir anne için gayet tabii bir iş. Ah. Ayşe! Yavrumuz gelmiş, Ayşe gelmiş! Ay yavrucuğum, ne kadar özledim bilemezsin. Ayşe, tanıdın mı beni? Tanıdım. Aferin, kocaman kız olmuşsun ben görmeyeli. Kim getirdi seni buraya? Babaannem. Babaannem sahi mi? Bak annem de buradaymış. Babaanneni getirdiğin için daha çok sevdim seni. Ekrem, oğlum benim. Şükür kavuşturana, gözlerime inanamıyorum. Demek ölmeden evvel görebilecekmişim seni. Nasılsın bakalım? Görüyorsun işte anneciğim, aslan gibiyim. Sizlere kavuştuğum için de çok mutluyum ben tabii. Ben de çok mutluyum, yavrum benim. Bana hoş geldin demeyecek misin kızım? Oh, affedersiniz anne. Öyle büyük bir sürpriz oldu ki şaşkına döndüm, kusura bakmayın. Hakkınız var, benim için de öyle oldu. Tanrı'nın bir lütfu bu. Yoksa Handan'ın gidişi beni daha çok üzecekti. Gel şöyle oturalım. Neden birkaç gün önce gelmediniz anneciğim? Biraz hastaydım. Sabah erken yola çıkıp yetişebilirdik. Maalesef yolda arabamız arıza yaptı. Epey zaman kaybettik. Ziyan yok, nasılsın önce onu söyle. Doğrusunu istersen pek iyi değilim. Ha? Ne var? Biliyorsun, eski dert. Peki doktorlar ne diyorlar? Ameliyat. Ameliyat mı? Evet. Küçük bir ameliyatı göze alırsam tamamen iyileşeceğimi söylüyorlar. Ama korkuyorum bu yaştan sonra. Demek mesele senin söylediğin kadar basit değil. Neden ameliyattan bahsetmedin bana? Şey, bilmiyordum. Nasıl olur? Üzme kızı. Ameliyat mevzu ortaya çıkalı henüz 10 gün oldu. Bu arada Nevin'i görmedim ki. Nereden haberi olsun kızım? Fakat... 2 gün önce Bursa'da sizin yanınızda değildi. Yo. Mi?
neden yalan söyledin bana? O an öyle söylemem icap etti. Affedersin. Affetmem için o gece nerede olduğunu bilmem lazım. Sonra izah ederim sevgilim. Şimdi sırası değil. Bence tam sırası. Hemen. Çocuk olma. Annemi üzmeyelim boşu boşuna. Biraz sonra anlatırım her şeyi. Nevin! Ekrem! Hayır yapma Ekrem! Bunu yaptın! Yemin ederim benim değil! Allah aşkına yapma! Kime ait olduğunu şimdi anlarız! Ekrem! Bütün arzuma rağmen mektubuma bir başlık koyamadım. Aramızda her şey bittiğine göre sana sevgilim diyemezdim tabii. Yıllardır bana verdiğin sözlerden, ettiğin yeminlerden, birbirimize karşı olan o kutsal aşkımızdan geriye hiçbir şey kalmadı. Beraber geçirdiğimiz o eşsiz saatler, bana verdiğin o sonsuz mutluluk bir rüya oldu. Bütün bunları artık kalbime gömdüm. Aşkımızın en güzel çiçeği, en büyük hatırası olan yavrumuz, kızımız bile aramızda bir bağ olamayacak artık. Bundan sonra rahatlıkla kocana ait olabilirsin. Bana yazdığın aşk ve şiir dolu mektuplarımı da sana gönderiyorum. Elveda. Hayır. Hayır, yanılıyorsun. Sakın bir şey söyleme bana. Yalvarırım, bir şey söyleme. Sen, bana saadetin en büyüğünü veren, beni çılgınca sevdiğine inandıran, uğrunda canımı verecek kadar sevdiğim, tattığım kadın. Sen yaptın buna. Yok, yemin ederim. Allah aşkına! Sus! Namussuz! Sizin için gecemi gündüzüme katarak gurbet ellerde çalışırken güvenimi çaldın ha! Yuvamı, yatağımı kirlettin, şerefimi ayaklar altına aldın! Hayır, çok korkunç şeyler söylüyorsun, hakkın yok buna! Yalvarırım, sonra pişman olacağın şeyler söyleme bana, kırma beni! Ekrem, oğlum! Ne oluyor burada? Neler söylüyorsunuz? Anne, gel de şu fahişenin hayatımı nasıl mahvettiğini gör! Yıllardır kapımızda bir yılan beslemişiz! Olamaz! İmkansız! Evet anne, yalvarırım bana yardım et! Mektup onu yanıltıyor, bana ait olmayan bu mektup yüzünden beni itham ediyor! Sana ait değil ha, üstündeki İsmerhane'ni inkar ediyorsun alçak! Dinle Ekrem, Allah aşkına dinle beni! Sus, dinlemek istemiyorum seni! En adi bir fahişe bile senden daha asildir! Hiç olmazsa o başkalarından fedaladığı piçi kocasına çocuğum diye yutturmaz! Ekrem, Allah'ın üzerine yemin ederim ki çocuk senin! Yalvarırım bu korkunç ithamlarına o masumu karıştırma! O masumun kimin piçi olduğu meydanda? Aşkınızın en güzel çiçeği, en büyük hatırası ha? Senden öyle büyük bir intikam alacağım ki ömrüm boyunca ıstırap çekeceksin! Ömrüm boyunca köpekler gibi sürüneceksin! Görüşürüz seninle! Ekrem! Ekrem! Her şeyi anlatacağım sana! Senden, saadetimden, yavrumuzdan başka hiçbir şey mecbur edemez beni buna. Bana verilmiş bir sırrı açıklamak çok kötü. Büyük bir ahlaksızlık ama mecburum işte. Çünkü hiçbir şey sana olan aşkımdan şüphe etmen kadar acı gelemez bana. Bu mektup Handan'a ait Ekrem. Birini seviyor, ondan bir de kızı var. İğrenç mahluk, meğer ne kadar adi, korkunç bir kadınmışsın sen. Senden geçirdiğim her ana lanet olsun! Şimdi de kendini koruyamayacak kadar uzakta olan kardeşime iftira ediyorsun! Ekrem! Sus! Bir kelime daha söylersen boğarım seni! Parçalarım, parçalarım, anlıyor musun? Parçalarım! Ekrem! Ekrem! İnan bana, doğru söylüyorum! Ekrem! Ekrem! Thank you.
Kıpırdama. Sakın kıpırdama, hiç acımam, vururum. Polis yakana yapışır o zaman. Kendimi korumak, evime giren hırsıza karşı nefsi müdafaa yapmak suç sayılmaz. Ha, bakıyorum bu yolları iyi biliyorsun. Yolları değil, kanunları bilirim. Adın ne senin? Cemil. Tilki Cemil. İlk suçum değil bu abi, ama ilk yakalanışım. Tilki lakabımız da toz oldu sayende. Anamın kemikleri sızlar şimdi be abi. Ha? Ananın mı? Ya, ustamdı benim. O test öldü zaten. Öyle yetiştirdi beni. Ninnisinde bile hırsızlık numaralarını okurdu. Daha emeklerken başladım hırsızlığa. Emeklerken ha? Anan haklı. Ağaç yaşken bükülür çünkü. Yaşken. Başka türlü de yetişebilirdin. Doktor Cemil, mühendis Cemil de olabilirdin belki. Ama tilki Cemil oldum. İtin iti, beterin beteri oldum. Anam suçlu abi. Şimdi hesap ver beni de gideyim abi. Gideceksin. İstediklerimi yaparsan tabii. Gel benimle. Değil. Bir iş teklifi bu. Bir çocuk vereceğim sana. Çocuk mu? Alıp gideceksin uzaklara, yetiştireceksin. Utanılacak bir insan yapacaksın. Çamurdan beter, korkunç, iğrenç bir insan yaratacaksın o çocuktan. Hamuru benden, mayası senden. Razı mısın? Masraflı iş bu. 5.000 lira vereceğim. Tercih et şimdi. Ya çocuk, ya da kelepçe. Çocuğu getir abi. Çocuk. Adı ne? Ayşe. Bugünden sonra değişebilir belki. Cepçi Ayşe, Jilet Ayşe, Çirkef Ayşe olabilir belki. Lakabı değil, ruhu değişmeli. Hadi git artık, durma burada. Peki, peki abi. Uyuyacaksan uyu, yoksa ersin tokada ha! O zaman da zırlar güzelim, bak ne getirdim sana! Gene mi çocuk? Ulan aşevi mi burası? Zaten ters odayız! Bu veletlerin alayı işe yaramıyor! Bugün kapik getirmedi teresler, bir de bu piç! Bozulma hanım, gariban yavrucak! Anası öldü, babası... babası kim bilir kaç tane! Anası olacak zilli kardeşin gence yaşlıya bakmaz ki! Öldü zavallı, uğraşma! Ama bu böylesi değil, onlara benzemiyor. İnci gibi, zümrüt gibi, işlersek tonla para getirir. Hep aynı masal, uyutma beni tilki! Ne farkı var bu veledin? Maden diyorum sana, bu seferki palavra diye Nazife turneyi gözünden vurduk. Bütün sıkıntılarımız bitecek. Nasıl? Bak anlatayım. Bu çocuk var ya... Ayşe! 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 Ayşe nerede? Bilmiyorum efendim. Nasıl olur? Peki Ekrem annem? Beyefendi annesiyle beraber erkenden gittiler. Bu mektubu size vermemi söylediler. Bu mektubu okuduğun an ben uzaklarda olacağım. Ayşe'ye gelince onu birkaç saat evvel evi soymaya gelen bir hırsıza emanet ettim. Evet, bu adam adi bir hırsız. Belki de bir cani, bir katil. Çocuğu boşuna arama, bulamayacaksın. Belki ileride bir hapishane köşesinde veya idam sefasında karşılaşabilirsin onunla. İhanetine, şerefime sürdüğün lekenin acısına böyle bir intikamla katlanabilirdim ancak.
derhal evini terk et. Zaten aşığın yolunu bekliyordur. Onun kollarına koş. Hayır, yapamaz bana bunu. Bu kadar vicdansızca vuramaz beni. Bulun, Allah aşkına bulun yavrumu, çocuğumu bulun, bulun. Kızım, Ayşem nerede? Ayşem'i bulun bana, yavrumu bulun, Ayşem. Aşağı yukarı iki saattir aynı vaziyette, hep sayıklıyor. Yavrumu bulun bana. Bir iğne daha yapın lütfen. Peki efendim. Ayşem, Ayşem. Bulun yavrumu, bulun yavrumu bana. Ayşem, Ayşem. Annemi istiyorum ben. Vazgeç bu sevdadan kız, cinlerim tepeme üşüştü zaten. Sabır Nazifem, biraz daha sabır. Çatladı ulan, sabır taşı çatladı. El bebek mi bebek mi yetişecek bu kız? Afili yetişecek, eşeğim Salih olmayacak. Nasıl? Yalnız cep hırsızı değil, gönül hırsızı da olacak. Sesine, sazına, dansına parmak ısırtacak. Dansına mı? Ne sandın ya, meslekte yenilik şart güzelim, yenilik. Ha. Şimdi görürsün. Sırlama kız! Sana ne söylüyorsam onu yap. Ben ne yapıyorsam sen de onu yapacaksın şimdi. Hadi on bakayım, hadi. Hop, 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 hop. Öyle değil, dönerek, dönerek, böyle. Olmuyor be kızım, olmuyor. Şöyle kalçanı oynat biraz bak. Hop, 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 hadi. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Aferin, gayret. Yapma bana dünya güzeli, hadi naz yapma bana dünya güzeli. Ah seni işveli, ah seni cilveli 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 dünya güzeli. Oh.
gebermedin bir türlü. Millet şarkımı dinleyecek öksürükme. Ne yapsın çocuk? Ciğerleri ağzına gelecek. Öksürük şurubunu içmedi ki. Zıkkım içsin. Emzik gibi ağzından eksik etmedi. Bitti şurubu. Eczanede çok ama. Mangırdan ne haber? İşler kesat, içeriyiz hep. Kazanın alın şurubu. Daha nasıl kazanalım? Öbür türlü anlarsın ya. Bu işi güzellikle yapın, yoksa Ömer'den başlayacağım. Başlayınca da kan kustururum bilirsin. Allah kahretsin. Dur! Dokunma ona. Yarın sabah çıkarız işe. Söz mü? Söz. Bana şöyle. Ortalıkta kafeslenecek kimse göremiyorum bugün. Acele etme. Elbet mi muşmula düşecektir kısmetimize. Şu karşıdan gelen baston yutmuşa ne dersin? Harika derim. Tam bize göre abla. Hadi öyleyse Ömer. Ay! Ay yapma yapma! Ay koparacaksın kulağımı ya! Şeyler olacak seni! Utanmıyorsun değil mi? Amca kurtar beni ne olursun! Amca kurtar! Öldürecek beni dövmekten! Ne olur kurtar amca! Gel buraya! Kurtar. Gel görürüm sana! Kurtar ne olursun amca tövbe tövbe! Durun bakayım ne yapmış bu çocuk? Hiç sorma abi, komşunun bahçesinden incir çaldı. Ne? İncir çalmış ha? Olur mu be? Benim kardeşime hırsızlık yakışır mı? Olmaz, dayağı hak etmiş bu. Hadi bakayım. Kemiklerini kıracağım. Akirizem namuslu belayallah. Tövbe tövbe, bir daha incir çalmam tövbe. Bu kaçıncı tövbe be? Hırsız olacağını öl daha... Yeter artık. Affet bir kere daha. Tövbe dedi ya işte. Evde sorarım ben ona. Yürü, yürü lan. Eyvallah abi, bu velet sana dua etsin. Bana bak. Ne de olsa çocuk, para vereyim de incir alsın. Şey, istemez, sakın ha! Şımarır sonra, ya! Yok yok, içimden geldi. O ne? Ay! Gazlayalım Ömer, herif çaktı. Durun! Durun hırsızlar! Yıkılın, imdat! Ay! Ne oldu, ne oldu efendim? Cüzdanım! Cüzdanım çaldılar, burada mı? Hayır, burada mı? Hayır, onları da yakalayın! Çabuk ol! Çabuk ol! Koşun biraz, koşun! Beni beklemeyin! Yakalayın onları! Asın, idam edin! Üç kere, beş kere! Herifler uyudu Ömer, cüzdanı elden gel. Şimdi doğru eczaneye. Etrafta kimseler yok, seni iyi uyutmuşlar bey abi. Paraların üzerine soğuk bir su ise fena olmaz. Hadi gidelim arkadaşlar. Buyurun. Şurup istiyoruz bey abi. Hangisinden? Demir hindi, şeftali, vişne karışık olsun. Şerbetçi dükkanı değil burası, alay mı ediyorsunuz? Bozulma hemen, öksürük şurubu istiyoruz. Bir tane daha ver. Şeytanlar bile bulamaz bunları. Her gün gelip ilacını içersin. Para kasası gördüm ama şurup kasası görmemiştim doğrusu. Dur bakalım daha neler göreceksin. Görmek için çok yaşamak lazım. Halbuki ben başlarım şimdi senden. Zayıfsın ama çivi gibisin. Öksürükten adam mortlamaz. Bir gün onun da çaresine bakarız. Tasalanma. Ablacığım benim, tatlım. Yedin gene beni. Dilinden bal akıyor kerata. Var mısın? Niye? Felekten bir gün çalmaya. Arpamız sağlam nasıl olsa. Havada bulduk, tavada yeriz. Ne dersin? Gel benimle.
Biçimcik atsana bana abla. O da neden? Rüyada mıyım, değil miyim bileyim. En güzel günüm benim. İnanamıyorum. Çimdik yerini öpsem nasıl olur? Ağlarım belki de. Dayağa alıştım çünkü. Üzülme artık. Bizim de güzel günlerimiz gelecek. Ama ben göremeyeceğim. Kızma abla. Öksürünce sanki içimde bomba patlıyor. Hasta olduğum belli. Nane mollalık yapma. Hastalık lafını etmeyecektin hani. Elimde değil. Büyüdükçe korkuyorum. Bir şeyin yok senin. Bakımsız gıdasız büyüdün ondan. Ama bundan sonra ben varım yanında. Her zaman vardın zaten. Olmasaydın yaşayamazdım Nazife'nin elinde. Hoş gör onu da. Taş olmuş yüreği. Ana değil ki, bilemez ki. Süt vermemiş ki bebeğine. Adından belli. Çalı Nazife, ne olacak? Öyle deme boncuk gözlüm, öyle deme. Anamız olsaydı batmazdı çalısı. Dağlamazdı bizi, üzmezdi. Peki, ya ne yapardı? İçi titrerdi bakarken. Okşardı, öperdi. Koynuna alır mıydı soğukta? Isıtır mıydı? Döşek olurdu. Yorgan olurdu bize, koklardı, öperdi. Ana bu be, ana. Razıyım be abla. Çalı Nazife'ye de razıyım şimdi. Yeter ki anamız olsaydı. Bu son olsun Ömer. Bir daha ıspanaklı laflar yok. Ağlarsam susturamazsın sonra. Hadi gidelim. Mangır vaziyeti nasıl? Nanay. Boş dönersek Cemil boza pişirir ensemizde. Ava çıkmamız lazım gene. Ne avına? Sinek avına değil oğlum. Enayi avına. Hı. Dakikanızı rica ediyorum muhterem vatandaşlar. İlmin son icadı olan leke ilacını takdim ediyorum size. Maksadımız vatandaşa hizmet, sonra da kendimize kısmet. Var mı lekesi olan? Tecrübesi bedava. Çay, kahve, bilumum, meşrubat lekesi. Zeytinyağlıların sülalesi, sade yağların silsilesi dayanamaz bu ilaca. Mesela siz yakışıklı bey, neden artist olmuyorsunuz? Olamazsınız çünkü yakanızdaki bu leke sizin fiyakanızı bozuyor. Müsaade buyurun. Oo, siz bakmayın lütfen, bakmayın, sihri kaçar. Hop, uçtu gitti leke. Siz de kıskanmayın bayım, sizin yakanızdaki katil lekenin sonu da idamdır ya. Hop, uçtu gitti leke. Uçtu gitti. Bizim cüzdan da uçtu, gel buraya. Koşun, hırsız var! Tutun! Yakalayın! Koşun arkasından! Sakin, sakin yürüt! Koşun, o adam çaldı! Yakalayın! Hırsız var! Yakalayın! Hırsız var, tutun! Allah gönlümüze göre versin, fakire bir sadaka lüksan. Kaç zemeğiydi, kaç zemeğin tası gibi her yere. Sağ olsun, ha? Allah gönlünüze göre versin, sağ olun. Elden ayaktan düşünmesin kimse. Başla, koşun! Yakalın! Vermeyen de sağ olsun, veren de sağ olsun. Bilen de sağ olsun. Bu da bizden. İşçiliğe birinci sınıf hem de. Bu işi bizden iyi biliyor. Bilmediği bir polin var ama. Neymiş o? Ava giden avlanır oğlum. Hadi başlıyoruz Ömer. Ay, kulağım, ay koparacaksın, ne yapma? Bacaksız, terbiyesiz seni. Utanmıyorsun değil mi? Ay, terbiyesiz seni. Amca kurtar beni ne olursun. Dövün, ne olur kurtar beni amca. Elimden kurtulamazsın. Kulaklarını koparıp ağzını yıkacağım senin. Hele o elini. Ne yaptı eliyle? Sorma be kardeşim, zamane çocuğu. Utanıyorum söylemeye. Ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Gel. Hey, bu bacaksız mı yaptı sana? Ya işte böyle, haksız mıyım pataklamakta? Haklısın tabii, bir de benim için vur şerefe. Senin dedi seni! Tut, kaçıyor! Şimdi yakalarım, eyvallah! Hey, bana!
Beni soydular! Tutun! Kaçmayın ulan, kaçmayın! Tutun! Tutun şu bacaksızları! Önüne baksana ayol! Kusura bakma bacım, ne yapayım? Hadi ben affedeyim ya karnımdaki? Doğunca ondan da af dilerim, ne yapayım yani değil mi? Uyma şuna anneciğim, hadi gidelim! Terbiyesiz herif! Hey! Hey! Durun! Tanıdım sizi! Kaçalım Ömer, herif uyandı! Kaçalım! Havaya mı uçtu bu velekler? Elbiseleri de buraya bırakmış. Elbiseleri çalan hırsız! Allah cezasını versin. Durun bir dakika durun. En yeni sürprizler sizleri bekliyor baylar. En kral numaramız içeridedir. Saz, söz, cümbüş, ne isterseniz. Buyurun, görün! Görmedim demeyin! Bunlar! Memnun kalacaksınız, acele edin baylar! Şuraya bak! Vay velekler vay! Ömer herif geliyor, kirişi kıralım! En kral numaramız içeridedir, buyurun! Durun veletler, durun! Ne oluyor ya, basıldık mı be? Dur veletler, önüne bak, nerede onlar? Tilki! Sansar! Sena! Ay ya Allah! Vay ana vay! Kız çalı! Sena! Ben ya! Nasılsın? Şu hale bak ya! Hangi rüzgar attı seni buraya ha? Rüzgar değil, fırtına! Buradan bunlar feleğimi şaşırttılar bu velekler beni! Bizden onlar ya, o bizden gel tanıştırayım! Tavşan Ayşe, Boncuk Ömer. Birinci sınıf işçidir ikisi de. Biliyorum, beni çarptılar. Seni mi çarptılar? Ya. Helal olsun. Nuri, bükemediği viliyi öper. Meslek adına tebrik ederim. Eyvallah. İt iti ısırmaz derler ama oldu bir kere. Son olur inşallah. Yalnız benim saati verirseniz beni ihya edersiniz hadi. Pekala. 30 senedir bu meslekteyim, böyle şeytanlarını görmedim. Yetiştirene bak Sansar, oya gibi işledim onları. Bütün polimleri limonlu çay gibi içirdim onlara. Boş versene sen, içlerinde cevher varmış. Belki de analarına babalarına çekmişlerdir. Kim bilir ne dersin? Thank you.
hesap istiyorum. Peki. Buyurun doktor. Seni almaya geldim. Durun bakayım, durun. Anladık, gürültü yaparsanız bir daha gelmem yani. Hiçbir şey getirmem size. Aspatiye getiriyorum. Doktor amcanız bugün çok yorgun. Hadi bakayım yerlerinize geçin. Hadi yerinize. Hay Allah. Sakın yaramazlık yapmayın. Ben şimdi geleceğim. Otur bakayım yerine. Hadi gidelim. Bütün gün bu gürültüye nasıl dayanıyorsun anlamadım. Alıştım. Zaten sevince gürültüleri de hoş geliyor insana. Hep o ümit içerisinde yaşıyorsun değil mi? Bu çocukları sevmene, kendini onlara adamana hep o ümit sebep değil mi? Evet. İnsan ümitsiz yaşayamaz derler. Beni de hayata bağlayan tek ümit bu. Günün birinde yavruma kavuşmak. İnşallah o da olur. Fakat beni kahreden, öldüren ne vaziyette olduğunu bilmemek. Yaşıyor mu? Nerede, ne yapıyor? İyi bir insan mı? Yoksa çok kötü bir insan mı bilmiyorum. Üzülme. Senin kanını taşıyor. Çok kötü şartlar altında yaşasa bile iyi bir insan olduğuna eminim ben. Artık eşyanı alıp bizimle beraber yaşayabilirsin. Evet. Eşya dediğin de 10 senelik bir çanta, hepsi o kadar. Hadi, eski günlerin şerefi. Hey gidi günler. Ömür geçti bu yollarda be. Boşuna geçmiş ama, elinizde bu cevherler varken haybeye kürek çekmişsin. Kısmet, usta var, harç var ama plan yok. O da bende var, hem de en alası. 3 aydır çalıştım üzerinde, tonla para, sandıkla mücevher. Atma be Sansar, uyutma bizi. Kelepçe çarpsın ki atmıyorum. Mimledim evi. Çok kolay çalışmak. Bir yaşlı adam, bir de kadın var. Görelim bakalım şu evi. Oldu. İşte burası. Evdeyi kale olan burası. Gözü çalan sürmeyi de hazır var tilkicim. Girilecek yeri ayarladım. Neresi? Arka taraftaki pencere. Çok küçük. Yılan gibi süzülecek biri lazım. Hepsi bu. Tavşan gibi de hızlı desene. Tam üstüne bastın. Ne dersin Ayşe? Bir düşüneyim. Gelenler var, toz olalım. İşte evde bunlardan başka kimse yok. Gidelim. Hoş geldiniz beyim. Eyvallah. Bu akşam dışarıda yemek niyetindeyim. Ne dersin Nevin? Evde kalmayı tercih ederim. Niye? Biraz evvel yorgun olduğunuzu söylemiştiniz. Maksadınızı anlıyorum. Beni mahzun görmeye hiç tahammülünüz yok. Haklısın. Seni hayatta memnun ve mutlu görmek en büyük arzu. Mutluyum ben. Bu yaralı kalple bundan daha fazla mutlu olmama imkan yok. Siz olmasaydınız ne yapardım bilmem. Müşfik dost ellerinizi bana uzatmasaydınız yaşayamazdım. Yaşasam bile belki tımarhanede şuursuz, zavallı bir deli olarak yaşayacaktım. Beni alıp buraya getirdiniz, evinize. Yeni bir dünya verdiniz bana. Mükemmel bir baba, eşsiz bir dost oldunuz. Hayatım boyunca unutmayacağım bunları, asla unutmayacağım. Bu sözlere lüzum olmadığını, artık benim bir kızım sayıldığını sana daha önce de söylemiştim değil mi? O eve girmek istesen, senin için çocuk oyuncağı. İstemiyorum. Bıktım artık can yapmaktan. Zırvalama, sonra senin canın yanar. Şerbetlendik, vız gelir. Ya Ömer, unutma, kurunun yanında yaş da yanar. Yakmışsınız çocuğu zaten. Doktor ister, ilaç ister, umurunuzda mı? Para olmayınca ne yapsınlar Ayşe? Ama o evi soyarsak... Ne olacak o zaman? Pay alacaksın. Hem de öyle pay ki doktora da ilaca da yeter değil mi? Hastaneye de yatırabilir miyim? Hem de en kralına. Oldu mu? Oldu şimdi. Ne zaman? Hemen, bu gece. Thank you.
şu lambayı al, torbayı da al, durma. Yukarı fırla hadi. Hadi. Durma. Hadi yürü. Ne var, ne oldu? Dur! Dur diyorum sana! Yapma! Dur! Hırsız var! Doktor. Ne yaptınız? Aman Allah'ım, bu bir kız. Kız. Kız bu doktor. Evet kız. Allah'tan kurşun omuzunu sıyırıp geçmiş. Yoksa netice çok daha fena olabilirdi. İnanamıyorum. Bir türlü inanamıyorum. Bu masum, bu güzel yüz nasıl bir hırsızın yüzü olabilir? Onu polise teslim etmeyeceksiniz değil mi? Bilmiyorum. Henüz karar vermiş değilim. Doktor, kendine geliyor. Neredeyim ben? Ne oldu bana? Küçük bir kaza geçirdin yavrum. Sen... dün akşamki uyuyan kadınsın. Galiba. Ben şimdi soymak için girdiğim evde miyim? Maalesef öyle. Pek becerikli değilmişsin mesleğinde. Aynasızlara ne zaman teslim edeceksiniz beni? Hiç düşünmedim bunu. Yani önce iyileşmen lazım. Kolun ağrıyor mu? Hayır. Karnın aç mı? Bir çorba içer misin? Öyleyse biraz daha uyu. Ne kadar çok uyursan o kadar çabuk iyileşirsin. Hiçbir şeyden korkma. Ben yanındayım. Bekleyeceğim seni. Boyunuz devresin teresler. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olduk. Benim yüzümden feda etti kendini. Ne olur kurtarın onu. Önce kendimizi kurtaralım evlat. Ayşe öterse polis şimşak ensemize yakmışır be. Hıncı var bize. İntikam almak ister belki. İpliğimizi pazara çıkarır. Yapmaz. Bizim için değil, Ömer için yapmaz bunu. Canından çok sever onu. Sen yorulma. Ben kendim içerim. Yok. Hiç yorulmuyorum. Büyük bir zevk duyuyorum bundan. Hay Allah. Nazlı bebek olduk çıktık ortaya. Ismarladığınız şeylere getirdiler hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Ne bunlar? Senin. Burada kaldığın müddet giyersin diye düşündüm. Bakalım beğenecek misin? Nasıl? Benim mi bu? Tabii. Bunlar da senin. Aman Allah'ım. Gözlerime inanamıyorum bir türlü. Ben bu evi soymaya geldim yahu. Hırsızlığa girdim bu eve. Biliyorum. Fakat kendini bu hayattan kurtarmanı, iyi bir insan olmanı istiyorum. Yanılıyorsun Nevin. O kızdan iyi bir insan olmaz. Polise teslim etmeliyiz onu. Ya bir islahaneye ya da hapishaneye atarlar. Aklı başına gelir. Yok.
Yalvarırım bunu yapmayın. Bütün ümitlerin ölümü olur bu. Halbuki bir anne sevgisine, bir yuvanın sıcaklığına muhtaç. Bırakın, bir müddet benim yanımda kalsın. Pekala Nevin. Ama göreceksin, kötü bir oyun oynayacak sana bu kız. Kalbin kırılacak sonunda. Kırılsa da önemi yok. Yıllarca evvel öylesine kırıldı ki. Daha fazla acı çekmeme imkan yok zaten. Seni görünce çarpılmış gibi oldum birden. Dünyamı şaşırdım. Ne olsa öksüz kalbi taşıyoruz. Anam çok küçükken ölmüş. Çalı nazifeye bırakıp gitmiş bizi. Seni görünce anamı görür gibi oldum. Anam da böyle miydi? Anam da bunun gibi meleklere benzer miydi diye düşündüm. Neredeyse her şeyi unutup koynuna girecektim anam diye. Ne olduysa bu sırada oldu işte. Sen çok iyi bir kıza benziyorsun. Neden böyle kötü şeyler yapıyorsun? Peki senin niye böyle saçların bembeyaz? Genceciksin halbuki, gül gibisin. Kader. Benimki de kader Nevin teyze. Kader. Bir zamanlar benim de bir yavrum vardı. Kader aldı elimden. Kaybettim onu. Şimdi nerede, ne yapıyor, hiçbir şey bilmiyorum. Şayet yaşıyorsa senin yaşında olmuştur şimdi. Sizi üzgün görmek istemiyorum. Bırakın bunları, gelin. Yıllardır yüreğimde bir acı vardı. Seni gördüğüm andan beri bu acı hafifledi. Yarama merhem oldum. Halbuki senelerdir kimsesiz çocuklar yurdunda çalışıyorum. Yüzlerce çocuk arasında yaşıyorum. Hepsini seviyorum üstelik. Ama hiçbiri bu acıyı dindiremedi. Ne tuhaf değil mi? Yani çok mu sevdin beni? Çok. Bir şey söylemek istiyorum ama bir şartım var. Söyle. Koşmak istiyor canım. Beni yakalarsan söylerim. Razı mısın? Razıyım. Hadi öyleyse. Saygısızlık olmasa anam derdim sana. Ne olur söyle. Anam de bana. İkimiz de yaralıyız. Yaralı bir kadını avuttuğun için belki de ananın ruhu daha çok huzur. Ne olur anne de bana. Anam. Anam benim. Kız seninle oynuyor Nevin. Kendine karşı olan zaafını anladı, oynuyor seninle. Yani sizce kötü bir insan mı o? Hiç güveniniz yok mu ona? Hayır. Yanılıyorsunuz doktor. Yanılmadığımı ispat edebilirim sana. Çok pahalı olur bu. Razıyım. Ne kadar acı olursa olsun ispat edin lütfen. Pekala, günah benden gitti. Lütfen yollar mısın buraya? Öf be, mangal sanki, yanıyor bu çocuk. Bizim de yüreğimiz yanıyor, alt üst olduk. Ayşe işimizin temel taşıydı. Mangırdan yana perişan olduk. Açlıktan bağırsaklarımız düğümlenecek. Tiyatroda işler nanay. Şükür gene, ya kızı polise teslim etselerdi, içeri atarlardı. Ayşe bizim ekmek ağacımızdı. Kızı kaldırmamız lazım o evden. Kollayalım onları. Ayşe evden çıkınca hop, enseleriz ha. Beni istemişsiniz. Evet. Bir işim düştü sana. Tamirci bir ahbabım var. Bu saati ona götürmeni istiyorum. Yalnız çok dikkatli olman lazım. Çünkü oldukça eski ve kıymetli bir saattir. Hatta antika sayılabilir. Fakat bir başkasıyla yollasanız. Neden? Ne varmış bunda? Kendine güvenmiyor musun yoksa?
Ondan değil efendim. Eskiden iyinin kötünün ne olduğunu bilmiyordum. Cüzdanları çarpmak, öte biri çalmak bir oyun gibi geliyordu bana. Ama şimdi biliyorum. Asla çalmam artık. Belki kaybederim diye korktum. Cin gibi bir kızsın. Her türlü yolda biliyorsun. Kaybetmene imkan yok. Zaten onun için seninle yolluyorum. Adres kartta yazılı. Hadi. Merak etme. Hemen dönerim. Hemen gideceğiz buradan, sus! Saat değil mücevher kutusu. Kıskanma hemen, hediye getirmiş ustasına. Kefen getireceğim hepinize bir gün. Hali ne bu çocuğun? Ya senin halin? Mahallebi çocuklarına dönmüşsün. Kemikçi mi aldılar yoksa seni o eve? Razı olurdum her şeye. Şefkat, sevgi nedir orada gördüm. Yanınızda hayvan gibi yaşadığımı o evde anladım. Anladın da saati onun için mi cebellezi ettin kız? Hayır, yürütmedim o saati. Geri götürmem lazım. İçinizde biraz insanlık kalmışsa verin o saati. Verelim de cümle alem enayi mi desin bize, avcunu yala? Sen yardım et bana Sansar. Bir gün öderim borcumu. Saati geri götürmezsem hırsız sanacaklar beni. Ya nesin be Ayşe? Anladımsa kelepçe çarpsın. Hırsız olarak girmedin mi o eve? Bir evlat gibi çıktım ama. Anamdı sanki o kadın, başucumda bekledi hastayken, pamuk gibiydi elleri saçlarımı okşarken. Yapılır mı be Sansar, o kadın kahredilir mi bir saat için? Hakkınız varmış doktor, iddiayı kazandınız. Ne olsa hayat tecrübeniz benden fazla, insanları daha iyi tanıyorsunuz. Yerin dibine batsın tecrübe. Allah kahretsin beni. 10 tane saat gitseydi de o geri gelseydi keşke. Ne lüzum vardı şimdi böyle bir tecrübeye? Biraz daha bekleyemez miydim yani? Biliyor musun? Eşek kafanın biriyim ben. Eşeğin biriyim, anladın mı? Al bakalım, hediye getirdim sana. Ne bunlar? Elbiselerin. Nerede buldun bunları? Ne var ne yok diye seninkileri kontrola gitmiştim. Ümidi iyice kesmişler herhalde. Elbiseler bahçeye atmışlar. Ben de aldım getirdim. Üzülme, keyfine bak sen. Ben de gidip yoluma bakayım. İşler kesat gidiyor zaten. Ömer, Ömerciğim. Hadi kalk Ömer. Bu fırsat ele geçmez. Kirişi kıralım hemen. İşe çıktı bizimkiler. Fenayım abla. Halim yok. Gayret et. Neredeyse gelirler. Hastaneye götüreceğim seni. Benim işim bitik abla. Doktor değil, imam lazım bana. Ağzından gel alsın. Kalk diyorum sana. Hadi boncuğum, hadi kardeşim. Hadi yavrum, hadi. Bayram yerine değil herhalde. Hasta getirdim. Nesi var? Bilseydim buraya gelir miydin? Burada durulmaz. Bekleme odasına götüreceksin. Tıraşı bırak da doktor nerede, sen onu söyle. Önce fiş alıp sıraya gireceksin. Başhekimin emri böyle. Nerede o? Konuşmam lazım. Uzattın ama, ne diyorsak onu yap. Yoksa dışarı atarım seni. Yakalarsan atarsın. Bekle beni Ömer. Dur! Daha kibarca girebilirdin küçük bey. Destursuz girdiğim için özür dilerim. Peşimdeki adamlar duvar gibi, laf anlatamadım. Başhekimi arıyorum da. Benim? Derdin ne? Bir hasta var, parmak kadar çocuk. Eriyor güneş görmüş kar gibi. Kardeşin mi? Öyle sayılır. 7 kat yabancı olsa ne yazar, gene getirirdim.
Yürek dayanmaz ki haline. Bir görsen doktor bey. Göreceğim tabii, vazifem bu benim. İcap ederse yatırırım bile, tedavi ederim. Sahi mi? Yapar mısın söylediklerimi, yapar mısın? Vazifem dedim ya sana. Vazife değil be amca, insanlık bu senin yaptığın. Sağ ol. Nerede şimdi çocuk? Aşağıda, bitkin bir halde yavrucağım. Önce bir yatak hazırlatalım ona, gel benimle. Merak etme aslanım. Ben sana güzel bir pijama alır getiririm. İstemem. Bunlar bana yeter de artar bile. Sen üzme o tatlı canını. Sakın yaramazlık yapma. Doktor amcayı da üzme. Her gün beni görmeye geleceksin değil mi? Gelebilir miyim doktor amca? Tabii. İstediğin zaman gelebilirsin. Çok çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Bize çok büyük iyilik ettiniz. Doktor bey, bir ziyaretçiniz var, sizi görmek istiyorum. Odama götürün, beklesin. Handan. Abi. Handan, kardeşim. Abi. Başın sağ olsun. Murat'ın trafik kazasında öldüğünü duyunca ne kadar üzüldüm bilemezsin. Hemen yanına gelmek istedim ama imkan yoktu. Nasılsın? Çok, çok fenayım abi, çok. Gel yavrum, odama gidelim. Ağlan. Ne olmuş abla? Neden ağlıyor anlayamadım. Cüzdanını mı aşırmışlar yoksa? Hay Allah! İnsanlar yalnız cüzdanları aşırılınca mı ağlarlar? Ne olmuş peki? Bilmiyorum. Biz kendi işimize bakalım. Vedalaşalım artık. Peki abla. Şimdi içim rahat. İyi bakılacaksın burada. İyi olacaksın Ömer. İnşallah. Peki sen ne yapacaksın? Bizimkilerin yanına gitmeyecek misin? Hayır. Peki ama? Ben başımın çaresine bakarım. Merak etme. Allah'a ısmarladık boncuk gözlüm. Güle güle abla. Güle güle abla. Dört açın, İstanbul kazan, biz kepçe, her tarafı arayacağız. Bu iki kopili muhakkak bulmamız lazım. Toplu dolaşmak yok ha. Herkes bir yana dağılacak. Başımıza derde açmadan bulmalıyız onları. Hadi bakalım yalla. Hey Çalı, sen benden gel. Çalımdan başlatma, şimdi geliyoruz işte. Salonda sizi bekleyen bir misafiriniz var efendim. Peki. Ayşe! Emanetleri getirdim. Bana aldığınız elbise ve saat. Müsaadenizle. Gidiyor musun yoksa? Evet. Neden? Hiç mi sevmedin beni? Sevdim ama sokakların kızıyım ben. Serserinin biriyim.
Buralarda yaşayamam. Denedim, olmadı işte. Yapma Ayşe. Gözüm gibi sevdim seni. Çok sevdim. Yıllardan beri acıyla kanayan yüreğime merhem oldum. Yalvarırım, bırakıp gitme beni. Kalamam. Biri var dışarıda. Küçük, parmak kadar bir çocuk. Hayatta benden başka koruyanı, seveni yok. Üstelik ciğerlerinden hasta. O da senin kadar yaralı. Bırakamam onu. Onu da kurtaralım. O da gelsin buraya. Sevgiyse en büyüğünü veririm ona. Yüreğim şefkat dolu zaten. Bir istedim, Allah iki verdi derim. İkinize de ana olurum. Yalvarırım, kırma beni. Peki, hemen gidelim. Hastanede yatıyor, merak eder, yolumuzu bekler, hemen gidelim. Gidelim yavrum. Hayrola Ayşe? Ömer'i ziyarete geldik. Ömer'i mi? Nasıl olur? Ömer'in çıktığını bilmiyor musunuz? Çıktı mı? Kim çıkardı? 2 saat evvel yaşlı bir hanımla bir bey geldi. Teyzesi oluyormuş. Doktor bırakmak istemedi ama kadın çok ısrar etti. Merhaba Ekrem Bey. Merhaba. Aman Allah'ım, görüyor musun olanı? Hemen gitmeliyim. İstersen doktorla konuşalım. Hayır hayır, sonra konuşuruz. Doktor Bey, 117 numaradaki hastanın raporunu istemişsiniz, buyurun. Peki, biraz sonra kontrol edeceğim. Peki. Ne olur anlayın beni. Her şey bizim istediğimiz gibi olmuyor işte. O çocuk onların arasında yalnız kalınca dayanamayıp ölür, hemen ölür. Benim gitmem lazım. Affedersiniz. Ayşe, Ayşe! Niye çıkardınız hastaneden? Ökse meselesi bebeğim. Yuvasından kaçan kuşu yakalamak için Ömer'den hala ökse olur mu? Yeter artık! Çorap örerim sizin başınıza! Duman ederim sizi! Bizden hayır yok artık! Vay nankör vay! Verdiğim emekler ne oldu kız? Yemedik, yedirdik, kuş sütüyle besledik! Ne beslemesi be! Açlıktan midemiz sırtımıza yapıştı babalık! Ha, kaşınıyorsun sen! Dayak cennetten çıkma dememişler boşuna! Bırak kızı çalı! Yeter artık! Aranızda benim de yüreğim nasır bağladı! Yeter artık be! Estiğimizde acımak olmaz Sansar! Acıdığımdan değil Cemil, sevdiğimden! Kanım ısındı bunlara, ezdirmem artık! Bilirsin, vurdum mu kan çıkartırım, kan! Defolun be! Durmayın hadi! Kıymetli romancımız Suat Taner'in yazmış olduğu Acı Aşk isimli son roman, yılın en iyi romanı ödülünü kazanmıştır. Avrupa'dan dönen kıymetli yazarımız, Eskişehir'deki çiftliğinde yeni eserine başlamıştır. Kıymetli yazarımız Suat Taner, Eskişehir'deki çiftliğinde yeni eserinin çalışmalarına başladı. Suat Taner... Hay Allah! Suat Taner nereden takıldı bu? Buldun Cevaş ol, ne buldun lan? Altın madeni buldum. Altın madeni mi? Bak! Ailemizden hayatta sadece ikimiz kaldık abi. Annemden sonra sen karım ve çocuğunu, bense kocamı kaybettim. Eğer sen de olmasaydın ben ne yapardım? Ne acı alın yazımız varmış. Handan? Evet. Senelerdir vicdan azabından kıvrandığım bir sırrı sana açıklamanın zamanı geldi artık. Evet abi, seni dinliyorum. Ayşe ile Nevin ölmeden de Paris'e geldiğim zaman sana yalan söylemiştim. Yalan mı? Ne olacak bu mektuplar? Ne olacağı var mı ulan? Neler var içinde neler? Mektup değil, sır küpü. Aşk, koca, çocuk, hepsi. Bir haber salalım, bak bakalım nasıl tutuşacak. Ondan sonra da iste isteyebildiğin kadar. 3, 5, 10, 20... Ulan 10 yıl evvelki mektuplara niye versin bu kadar para? Namus meselesi, şeref meselesi hiçbir şeye benzemez. Herkesi biz mi sandın sen be? Bu mektuplar evli bir kadın tarafından yazılmış. Adresi var mı? Nerede oturuyor bu herif?
Adresi gazetede var. Eskişehir'de çiftliği varmış adamın. Boru mu bu? Koskoca bir romancı kerata. Eskişehir'e bir mektup tamam diyorum sana, anladın mı? Abi ne yaptın? Levin sana asla ihanet etmedi. Bütün kalbiyle taparcasına seviyordu seni. Bu mektup bana ait. Bahsettiği çocuk benim çocuğum, benim kızım. Beni teselli için kendini lekelemeye, bu kadar gülünç bir yalan uydurmaya lüzum yok andan. Dur, dur beni dinle abi. Allah'ın üzerine, ölmüş annemin üzerine yemin ederim Levin masum. Yalvarırım beni dinle, merhamet et. Merhametle ilgisi yok bu işin. Yıllar önce bir günah işlendi ve cezası verildi. Sözle, yeminle insanlara inanmayacak kadar acı çektim. Tecrübe sahibi oldum artık. Demek inanmıyorsun bana. Hayır. Öyleyse Eskişehir'e gideceğiz. Ne kadar yanıldığını ispat edeceğim. Gerçeği çıkaracağım meydana. Ne bahasına olursa olsun çıkaracağım. Her şey, bütün hakikati bu kapının ardından öğreneceksin. Ama artık çok geç, artık çok geç. Neye yarar? Buyurun. Acaba Suat Bey evdeler mi yavrum? Kendileriyle görüşmek istiyoruz. Evdeler efendim. İçeri buyurun. Teşekkür ederiz. Buyurun oturun efendim, ben haber vereyim. Baba! Babacığım! Babacığım! Baba! Allah'ım! Ne var andan? Kızım o benim abi, kızım, yavrum. Ne diyorsun? O işte, mektupta bahsettiği çocuk bu, Lale. Ne var kızım? Bak babacığım, misafirlerimiz var. Seneler sonra, bu ne büyük sürpriz. Hoş geldiniz. Ekrem, abim. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Kızım Lale. Çok, çok eski bir arkadaşım Handan Hanım. Sizi tanıdığıma çok sevindim efendim. Ben de, ben de yavrum. Hadi kızım, bir şeyler hazırla misafirlerimize. Uzun yoldan geldiler. Peki babacığım, müsaadenizle. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Ayrıca sizi vakitsiz rahatsız ettiğiniz için özür dilerim. Çok önemli bir mesele hakkında görüşmek istiyordum da. İçerideki hanımı muhakkak görmelisin dadı. Bambaşka bir hali vardı. İçimden boynuna sarılmak, yüzünü okşamak geldi. Belki yüzündeki manadandır dadı. Çok üzgün bir hali vardı. Bana bakarken sanki birden ağlamaya başlayacakmış gibiydi. Neden acaba? Anlattıklarınıza rağmen hala şüphe içindeyim. İnanamıyorum bir türlü. İnanamıyorum. Zavallı masum bir yavruya ve günahsız bir kadına çektirdiğiniz acının dehşeti sizi ürkütüyor da onun için inanmak istemiyorsunuz. Fakat bütün şüphelerinizi yok edecek son bir delil var elimde. Birbirimizi çılgınca sevdiğimize inandığım o günlerde Handan'ın bana yazdığı mektuplar. Suat. O mektupları kaybetmiştim fakat şimdi İstanbul'dan bir mektup aldım. Çalındığını anladım onların. Mektupları iade etmek için 5.000 lira istiyorlar. Gitmek niyetinde değildim ama şüphelerinizi tamamen yok etmek için karar verdim. Gideceğim. Müsaade ederseniz hemen hazırlanayım. Buyurun. Lale, yavrum, biraz benimle gelir misin? Peki babacığım. Bu aşk yıllarca bir kin olarak yaşadı içimde. Fakat anlatılanlar kinin ne kadar manasız ve korkunç bir his olduğunu öğretti bana. Bir başka kadın ve bir başka çocuk hiç günahları olmadığı halde bizim de sebep olduğumuz bir hadise yüzünden bizden çok ıstırap çektiler. Ben affettim Handan'ı. Senin de içinden geliyorsa affedebileceksen hemen karar ver. Unutma ki ne olursa olsun senin annen yavrum. Thank you.
Hoş geldiniz beyim. Mektubu gönderen sen misin? Ta kendisi beyim. Hayatta hep ters oyuz ama kalbimiz peynir gibi yumuşaktır. İnsanlık namına. Biraz geç kalmış insanlık. Mektuplar nerede? Yanımda değil. Kusura bakma. Al gülüm ver gülüm derken posta oluruz diye korktum. Bey abi kim? Yoksa? Polis değil. Mektuplara benden fazla ihtiyacı olan bir dost. Ha, oldu şimdi. Buyurun mektupları almaya gidelim. Geliyorlar, Cemil Sansar numarasını yapmış gene. Toparlan öyleyse, hanım hanımcık oldu. Geldiler çocuklar. Hoş geldiniz efendim, fakirhaneye şeref verdiniz, bizi ihya ettiniz. Tanıştırayım efendim, Cemile Hanım efendi, Nazife... Cemil Beyefendi, Nazife Hanım efendi. Evet. Sen, tanıdım seni. Yıllarca önce evime girmiş, çocuğumu götürmüştün. Yanlışım var bey, ben götürmedim, zorla verdim bana. Üste aldığımız para da hala kursağımızda. Söyle, konuş, nerede o, ne yaptınız ona? Emanete ihanet etmedim, tasalanma. İstediğin gibi yetiştirdim kızını, tam istediğin gibi. Bırak yakamı. Ha. Sakin ol Ekrem, güzellikle halledelim şu meseleyi. Hayat sağlık bey, bizim ben emektarı fazla üzmeyin. Yavrumu verin bana, istediğinizi yaparım, ne isterseniz. Yeter ki kızımı bulun, Ayşe'mi verin bana. Ayrılmak pek zor, öz kızımız gibi sevdik onu. Saçımı süpürge yaptım ona. Emeğinizin karşılığını alacaksınız. Hadi çabuk, söyleyin, nerede kızım? İşte burada. Yaklaşma bana. Koskoca bir doktorsun sen. Benim gibi bir hırsız kıza yavrum demek o kibar ağzına hiç yakışmıyor. Babanım senin ben. Babanım ben. Kıtır atma. Babam olsaydın şimdi çıkmazdın karşıma. Böyle bir kader tiyatrosunda karşılaşmazdık seninle. Her şeyi anlatacağım sana. Seni buldum ya, yeter bana. Bulmadın, kaybettin. Bu sefer ölünceye kadar kaybettin beni. Ayşe! Ayşe! Bırak kızı, üstüne varma. Ben konuşurum onunla. Eve dönmeye razı ederim. Söz veriyorum. Çare bulmak lazım. Üç gündür ağzına bir lokma koymadı. Bütün gece odasında dolaşıp duruyor. Gidip bir kere daha ısrar edeceğim. Konuşmaya çalışacağım onunla. Dikkatli ol. Ne söylerse söylesin kırılmaya hakkın yok. Anlayışlı davran. Peki. Merak etme. Konuşmak istiyorum seninle. Faydası yok. Senin yerinde olsam bucak bucak kaçardım. Ben her şeye rağmen utanmayı unutmadım çünkü. Ne desen haklısın. Beni affetmeni istiyorum. Ağzımdan çıkacak bir baba kelimesi için hayatımı feda etmeye hazırım yavrum. Babadan önce anne demek isterim. Hani? Nerede? Şimdi mi aklına geldi? 12 sene kızım demedin. Bundan sonra da demezsin, ne çıkar? Yapamam. Seni bulduktan sonra yapamam artık. Kızımsın. Her şeyimsin. Benim hiçbir şeyim değilsin ama. Annemle beni kuru bir yaprak gibi teslim ettin kader rüzgarına. Yüreğin sızlamadan, için titremeden yaptın hem de. Ben de çok acı çektim yavrum. Sevgim, manasız kinim mezar oldu bana. Ama artık bitti her şey. Hayatımı sana adadım. Tamir edeceğim ölümsüz hatamı. Tamir et bakalım. Hadi eski haline getir. Kusursuz, çatlaksız olur mu artık? İskanmaz mı tamir etsen? Kalmaz mı söyle? Bizi de böyle kırdın işte. Parçaladın. Ama parçalarını pahalı bir halıya değil, çamurun içine attın. Gel iç.
İçime sor çektiklerimi şimdi. İstemez miyim sana baba demeyi, koşup sarılmayı, öpüp okşamayı istemez miyim? Koluna girip cümle aleme caka satmayı istemez miyim? Duam olurdu baba lafı. Belki bir sansar Nuriye, tilki Cemile baba derim ama sana asla! Affetmek büyüklüktür Ayşe. Küçük bir şans tanı yalvarırım. Son bir şans. Annemi bul öyleyse, onu getir bana. Önce o affetsin seni. Anamı bulmazsan ne senden bana baba olur ne de benden sana evlat. Alın paranızı beyim. Satacak malımız yok bizim. İpsiziz ama bizim de yüreğimiz var. Hak ettiniz o parayı siz. Hatta daha fazlasını. Parayı değil dayağı hak ettik biz. Senelerce ıstırap çektiniz hepiniz. Benim yüzümden. Alın. Suçlama kendini. Kader böyle istedi. Ortada bir suç varsa hepimiz ortağız buna. En büyük hisse bana düşer. Çok çekti yavrucak. Ama gidince suyu çekilmiş kuyuya döndü evimiz. Ya ben? Ana gibi sızladı yüreğim ayrılınca. Alın şu yün çorabı. Çalıydı çırpıydı ama seni sevmişti dersiniz. Hem ablamdı hem anamdı. Aç gezerdi beni doyururdu. Ne olur izin verin de bir kere göreyim ablamı. Bak yavrum. Kimseyi almıyor yanına ama belki seni görmek ister. Ayşe, Ömer! Ah, Ayşe ablam! Canım benim! Ablacığım, nereden çıktın böyle? Kim getirdi seni? Hepimiz birden geldik. Bütün çadır halkı. Hasretine dayanamadılar. Hepsi dut yemiş bülbüle döndü. Hele çalı Nazife'yi görme... Merak etmesinler. Kalmayacağım burada. Geri mi döneceksin? Belki. Belki de çok uzaklara gideceğim. Gelir misin benimle? Tabii. Sen nereye ben doğruya. Ah, yaşa Ömer. Gel yavrum. Hiç olmazsa benim hatırım için birkaç lokma ye. İstemem hala. Hiçbir şeyini istemem. Nefret ediyorum ondan. Bir şüphe uğruna mahvetti bizi. Ama ben kendimi düşünmüyorum artık. O zavallı kadını düşünüyorum. Annemi. Kim bilir ne acılar çekti, nasıl perişan oldu. Allah yardım etmiştir ona. Çünkü ne kadar iyi, ne kadar mükemmel bir insandı bilemez. Sever miydi beni? Hem de nasıl. Güzel miydi? Çok. İnsana rahatlık veren ince bir güzelliği vardı. Ah, bir görsem, bir kerecik görebilsem canımı fedaya hazırım. Kerecik. Resmini, resmini görmek ister misin? Tabii isterim, var mı? Hı, var ya. Ah. Fakat ben tanıyorum bu kadını. Nevin. Nevin teyze. Ayşe! Ayşe, dur kızım! Yetim
nasıldır Ayşe'si? Melekler kadar masum, melekler kadar güzeldir eminim. Bir küçük leke kondurmaz üzerine. Güzel ne varsa, iyi ne varsa hepsi Ayşe'sindedir. Bulut gibi ak aktır Ayşe'si. Çiçekler gibidir, konca gibidir. Halbuki ben neyim? Bir hırsız, bir yan kesici. Çadır tiyatrolarında hokkabazlık yapan, göbek atan bir sokak kızı. Daha birkaç gün evvel evini soymaya kalkan bir gece kuşu. Hay, yapamam hala. Hayalindeki tertemiz Ayşe'yi öldüremem. Karşısına çıkıp ben senin kızınım diyemem. Diyemem hala, diyemem. Sakın bir yanlışlık yapma. Yapar mıyım hiç? Canımı koymuşum ben bu yola. Hadi göreyim seni. Ben de Ayşe'nin yanına gideyim. Biliyorsun onun haberi yok. Ne olur ne olmaz yanında olayım. Sen de bu tarafı hallet. Hallettim gitti. Ben de bu yakışıklılık varken hiçbir kadın hayır diyemez bana. Haklısın delikanlı. Yürü bakalım. Merhaba Nevin teyze. Merhaba. Ömer misin sen yoksa? Nereden bildin? Ayşe hep seni anlatırdı bana. Dünyanın en yakışıklı delikanlısı derdi. Sahi mi? Tabii. Girsene içeri. Gel yavrum. Hayır Nevin teyze. Seni almaya geldim. Ayşe'ye götüreceğim de. Ayşe'ye mi? Evet. Biraz hasta da onun için kendi gelemedi. Nevin teyzeyi al hemen buraya getir dedi. Peki Ömer. Bekle beni, hemen geliyorum. Kimin evi burası? Bilmem. Peki anahtar? Anlarsın ya. Buyurun. Bir dakika bekleyin, ben hemen haber vereyim. Söyleyeceğimi, kendimi nasıl affettireceğimi bilemiyorum. Büyük bir günahkarım ben. Yuvaların en güzelini yıktım. Kadınların en mükemmelini, masum bir çocuğu yıllarca azap içinde yaşattım. Hayatta işlenebilecek en büyük günahı işledim ben. Artık çok geç. Çok geç. Hayır. Her şeyi unutturacağım sana. İhanet ettiğine inandığım an bile tapıyordum sana. Bizi mahveden bu aşkın büyüklüğü oldu. Böylesine sevmeseydim bu kadar korkunç bir intikamı düşünemezdim. Hala seviyorum. Seni delice, çılgınca seviyorum. Önünde diz çökerek beni affetmen için yalvarıyorum Nevin. Yalvarıyorum. Bulamadıktan, yavrumu geri getiremedikten sonra. Kaybettiğin saadeti sana bütünüyle geri veriyorum Nevin. Yavrumuz burada, yukarıda.
Alıştım anasızlığa, babasızlığa. Gideceğim buradan. O kadının hayallerini yıkamam. Ölmüş bilsin beni daha iyi. Şimdi daha iyi anlıyorum. Hayalimde yaşattığım Ayşe'den çok daha güzelsin sen. Yavrum, canım, evladım. Anne, anneciğim. Kızım, Ayşem, yavrum, anam. Bir tane, canım anam. Anam, yavrum! Üzülmeyin artık. Benim tanıdığım Ayşe anasını görünce yelkenlerim aynı eder. Biraz inatçıdır ama temiz kalplidir. Beni korkutan inadı zaten. Ya beni affetmezse, baba demezse... İmdat! İmdat! Kurtarın! İmdat, kurtarın beni amcalar, ne olur! Kurtarın amcalar, ne olur! Kurtarın beni, ne olur! Seni hazır seni! Utanmaz bacaksız! Gel buraya diyorum sana! Kurtarın beni! Kaçma! Yalvarırım! Kaçma, gel buraya! Yakalarsa dayaktan öldürür! Kulağımı fil gibi uzatır! Kurtarın, yardım edin bana, ne olur! Amca, amca kolla beni! Teslim etme sakın, dönecek sonra! Hayır Ömer, vazgeçtim! Başkası uğraşacak seninle bundan sonra! O terbiye edecek! Belki de dövecek! Ara sıra kulağını da çekecek. Ama ben değil, bir başkası. Kim öyleyse? Babam. Benim babam. Yavrum! Babacığım! Babam benim. Sansar, tilki. Ha 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 ha